Sevgili seyirciler, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Hemen duyuralım. Gaziantep'te organize sanayinde 4. organize sanayi bölgesinde bir patlama meydana geldi. Şu anda canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz, izliyorsunuz. Gaziantep'te patlama sanayi bölgesinde bir galvanist fabrikasında bu patlama meydana geldi. Şu an konuyla ilgili ayrıntılar yok. Neden oldu ama ne yazık ki çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Can kaybıyla ilgili bir bilgi yok şu an haber merkezlerine ulaşan. Ama canlı görüntüler patlama sonrasındaki... Canlı görüntüler, ajansların geçtiği görüntüler şu anda ekranda sayın seyirciler. Gaziantep'te 4. organize sanayi bölgesindeki bir galvanist fabrikasında patlama gerçekleşti. Ve şu an eldeki bilgiler sadece yaralıların olduğu yönünde. Neden kaynaklandı, bir iş kazası mıydı sanayi bölgesinde muhtemelen, ama onunla ilgili şu an bir şey söylemek de çok doğru değil. Bilgiler geldikçe size aktaracağız. Yaralıların kaç kişi olduğu yönünde, 6 kişinin yaralı olduğu, çok durumların ağır olduğu söyleniyor, ama hemen telefon hattımıza dönelim sayın seyirciler, bilgileri almak için. Ajans Habertürk muhabiri Yusuf Kılıç'tan dinleyelim. Yusuf, nedir gelişmeler orada, anlatır mısın lütfen? Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvanist fabrikasında, Güneydoğu Galvanist fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu, 20'nin üzerinde yaralının olduğu, şu anda göçük altında insanların bulunduğu bilgisine ulaştık. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan insanların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Burada tam bir can pazarı yaşanıyor açık anlatması gerekirken. Ölü sayısı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ölü olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak şu anda 20'nin üzerinde yaralı olduğu bilgisine ulaştık. Sevgili seyirciler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Çok sıcak bilgiler tabii bunlar. Yusuf Kılıç aktardı, 20 kişi yaralı diye, 26 kişi toplamda söyleniyor. Ama patlama sonrasında o iş yerinin, fabrikanın enkazı altında kalanların olduğu da söyleniyor ki şu anda ne kadar büyük, şiddetli bir patlama olduğunu görüyorsunuz. Ekranda da anlaşılıyor yarattığı tahribat. 6 kişi hayatını kaybetti. Ekranda da görüyorsunuz Gaziantep Belediye Başkanı'nın açıklamaları ne yazıyor. Yazık ki galvanist fabrikasındaki patlama sonrasında yaralılar var. Yaralılara müdahale edildiği gibi orada hala fabrikanın içinde enkaz altında olanlar da var mı? Hemen onlara nasıl ulaşılır? Bununla ilgili de bölgeye ambulans ve ekipler gönderilmiş durumda. Patlama 10.45'te meydana geldi. Aslında bir saat öncesine yaklaşık dayanıyor ama hemen ardından da zaten belediye başkanı da bu bilgileri 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ilk dakikalarda ulaşan bilgileri aktardı. Bu patlamanın neden kaynaklandığı henüz belli değil. Tabi incelemelerin, teknik heyetlerin inceleme yapması gerekiyor. Ya da içeriden sağ kurtulan umarız olacaktır. Onların aktardığı bilgiler üzerinden de öğreneceğiz nedenlerini. Dördüncü organize sanayi, büyük sanayi bölgesinde oldu patlama. Ne yazık ki daha önce Türkiye'nin başka bölgelerinde de, Ankara'da hatırlayacaksınız yine. Özellikle tüp dolum tesislerinde bugün ne kadar patlamalar ve yaşamını yitirenler olmuştu. Parça var. Şöyle dışarı dur, hadi. Dışarı şöyle. En az 6 kişi olarak söyleniyor yaşamını yitirenler. Çünkü diğer yaralıların içinde de durumu ağır olanlar olduğu belirtiliyor. Bak parça var. Altta arkada parça var. Şöyle dışarı dur, hadi. Dışarı şöyle. Hadi. Tekrarlayalım. Gaziantep 4. Sanayi Bölgesi'nde bir galvanist fabrikasında patlama meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti. Belediye başkanının açıklamalarını aktarıyoruz. Ve ne yazık ki 20'den fazla yaralı olduğu da söyleniyor. Ya dışarı gözünü seveyim bak parça var, arkada parça var. Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemleri aldı, hastanelere kaldırıldı yaralılar. Abi,
galvaniz üretimi yapılıyordu fabrikada. Dışarı gözünü seveyim içeri. Ama şu an tabii çok sıcak olay. Orada da az önce Ajans Habertürk muhabiri Yusuf Kılıç'ın anlattığı gibi mahşer yeri gibi burası dedi. Çok büyük bir kalabalık var. Görüyorsunuz zaten oradaki yetkilileri, itfaiye, polis görev başında orada hem içeridekilerin çıkarılması için çaba harcanıyor hem de hastanede yaralıların tedavisi sürüyor acil servislerde. Görüntüler ulaştıkça biz de Habertürk ekranından size ve bilgiler ulaştıkça aktarıyoruz tabii ki. Ama kaç kişilik bir tesisti? Kapasitesi neydi? İçeride kaç kişi vardı patlama sırasında? Onlar henüz elimizde olan bilgiler değil. 26 kişi deniyordu. Bu rakamın genel toplam rakamı bilemiyoruz ama toplam kişi sayısı ama ne yazık ki 6 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini ekranda da görüyorsunuz, belediye başkanı açıkladı. Bak parça var. Arkada parça var. Şöyle dışarı dur. Hadi. Evet, televizyonunu yeni açan izleyicilerimize tekrarlayalım bilgileri. Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde galvaniz üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana geldi sayın seyirciler. İçeride işçiler varken ne yazık ki bu patlama gerçekleşti. Sebebi henüz bilinmiyor. Daha hafta başında biliyorsunuz Yalova'da da bir yangın meydana gelmişti elyaf fabrikasında. Orada içeride kimsenin yani yaşam yitirenin olmaması tabii çok rahatlatmıştı herkes ama bu haber ne yazık ki çok üzücü oldu. İçeride çalışan işçiler vardı ve o işçilerden 6'sı hayatını kaybetti. Sonrasında sıcağına çekilmiş görüntüler şu anda ekranda. Ya dışarı gözünü seveyim içeri. Bak parça var. Arkada parça var. Hemen olay yerine hem polis hem itfaiye hem ambulans sağlık görevlileri ulaştılar patlamanın hemen ardından ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ama bölgeden muhabirimizin aktardığı bilgiye göre şu anda hala içeride o patlamanın yaşandığı yerde, tabii bunu bilemiyoruz net olarak ama tahmin ediliyor içeride olanların enkaz altında çalışan işçilerin bulunduğu tahmin ediliyor. Onlarla ilgili de müdahale yapıyor şu anda görevliler. Ya dışarı gözünü seveyim içeri. Bak parça var, arkada parça var. Şöyle dışarı dur, hadi. Dışarı. Thank you.